Orada sen de şeysin. Şey, olsun. Zeytini kendiniz mi getirdiniz? Kendisi ha, evet, getirdi. Evet. Haydari nasıl? Haydari güzel. Haydari güzel diyor. Nezahat Hanım siz ne diyeceksiniz bakalım? Evet, şimdi yeşil zeytin güzel yapmış tabii ki. Biz zeytin yiyen insanız zaten. Yani biz bunun her yap. Ben bana yediğim. Size fakat soralım salça, zeytin hatta. Salça evet. Koyduğu için. Yani onu ben anlamadım zaten. Tarifinde var ama. He, tarifinde var herhalde. Ben de bunu bilmiyorum ama tabii ki bu yeşil zeytin, işte domatesli şey falan. Fakat bu salça olunca bir tane iki tane yedim. Yani bunu sizin şeyiniz olduğu için yani beğendim de güzel düşürmüş. Çünkü herkes bunu yapamaz. Evet. Olmuş mu tepsi evet, oruğu? Evet, olmuş bu. Yani çünkü ben tanımıyorum, onlar tanıyorlar. Kendisi tanıyor. Ha siz bilmiyorsunuz yani. Ben bilmiyorum, ben şey köfte bilirim mesela ama ona uygun yani. Olmuş yani bu. Nezahat Hanım, siz daha önce de hiç yediniz mi içli köfteyle? Yememiş. Hayır, yemedim. Yemediniz. Yemediğim için yani bunu... Onun memleketi olduğu için bu düşürmüştür diyorum, bunu yapmıştır. Yapmıştır herhalde. Yapmıştır ama işte yani. Yemediğiniz için bu böyle olmaz. He, siz yani bu kadar daha iyi tanıyorsunuz. Kalın olmaz bir. He. Hadi onu da geçtim. Bulgur o kadar aynı çiğ köfte gibi yorulması lazımdı bunun. Bayağı içli köfte gibi yani olması lazım. Yani bulgurunu hissetmememiz lazımdı. Evet, yedim lazımdı. Zaten yani. Herhalde bunu kaynar suyla sattın mı? Yedim. Sıcak suyla sattın mı? Çünkü haşlar. Yo. Soğuk suyla yapılır. Yok. İşte o sıcak ya işte onlar herhalde yumuşamamış. İşte siz biliyorsunuz yani. Suyla ben olsaydı bu kadar ama sıcak kalmaz. Suyla yapılmaz. Ben biliyorum. Sıcak su haşlar onu. Evet. Yani kasır ya. Gibi olur. Haşlamaz. Ya biz onu böyle yapıyoruz. Olabilir. Belki sizin bildiğiniz yani öyledir. Benimki öyledir. Hem benim tabii. Akrabalarım da biz de böyle yapıyoruz. Yani özellikle soğuk suyla. Kıyması özellikle. Güzel. Evet. Yani yok kıyması güzel ama bulguru biraz sert. Ha onu tabii ben onu anlamam. Kıyma normal kıyma mı yani çektirdiniz alınız? Danaymış. Çekmiş. Kaburga arası kıyması olması evet, lazımdı bunun. Kıyması. Orta yağlı kıyma. Kaburga arası kıyması olması lazımdı ki ben bir yemedim. Beğenmek halde. Değil. Yani ona soruyorum. Çünkü onların kendi memleketinde bunlar olan şeyler. Ben bizde zaten yok demiyorum yok memleketimiz. Yani. Bizde yok. Biz yapamayız. Ben bunu yapamam zaten yani. Benim de yaptığım bir yemeklerim vardır. Ama bunu yedim. Böyle lezzet işte kıyması falan. Size lezzet geldi. Evet. Yani ha. Yedim bak yarısını yedim. Fakat bu zeytinmiş. İşte bunların hepsi yani küçük iş. Bunlar ufak. Bunlar yok. Ama bu yemeği bakacağız, göreceğiz. Daha bütün gelin elimizde yapacak. Tabii. Ondan sonra seçeceğiz. Ben evet, de yani çekiniyorum kendi gelinimden. Tabii bize de ama onlarla da olmak da olmamış demek zorundayız. Tabii. Evet hamuru tabii. Çok kalın. Çok yani sanki. Kalın. Neden yani evet, çok böyle kalın. Olmuyor. Heh. Maalesef. Yani iyi, maalesef. Şimdi ben sordum bak kızım bu hamur böyle. Hamur gibi olması lazımdı bunun. Bir kayınvalide dişim kırıldı diyor ama öyle bir şey yok. Burgulu ben tek tek seçemem. İnce burgulu zaten. Bir kayınvalidede ben bu ıslayarak yapılır. Islayarak yapılmaz sıcak suda. Haşlar. Yani bunu ben bilirim yani kendisi boş konuşuyor. Öyle olmaz. Böyle olur. Tabii siz haklısınız yani. Ben şu an efendi sordum, bilmediği için. Sen en güzel oranın yerindesin yani. Tabii. Yerinden neden yani bunu sizin böyle? Geliniz nasıl yapacak Nezahat Hanım? Üç gündür yapıyor. Üç gündür yapıyor. Ya. Üç gündür gelin tepsi oruğu yapacak bize. Tepsi oruğu ya. Yapacak, uğraşıyor. Üç gün oldu anne bravo. Olmuş mu diyor bir tepsi gidiyor. Tamam anneciğim diyorum hadi bir kere daha al diyorum. Üçüncü, belki akşama yine yaptıracağım. Gitti, çünkü güzel, kıymalar. Sizi beğenmiyorsunuz. Tepsi oruğu iyi olduğunu düşünüyorum. Kendileri de göreceğiz. Yetiştirebileceklerini düşünmüyorum. Yoğurdum yeterince, et de koydum içine, yoğurdum. Soğuk suyla bu kadar iyi bile oldu bence. Kendiler bilmiyorlar. Haşlanıp olacak, güzel olmayacak kendilerininki de. Siz pekala bunun güzel olup olmadığını evet, nasıl biliyorsunuz? Tamam. Tadını bilmediğiniz i̇şte halde bak, anlatıyorum nasıl karar size. Ben bilmiyorum. Hı. Bu kız onun memleketi. Bu evet. Kız oradan gelmiş. Evet. Ve bunu sizin yaptıklarınız da pekala. Evet. Şimdiki bu oruk tutuyor mu? Yani şimdi bir Nezahat Hanım siz de bakın. Hı. Şimdi bakın tabağınızda var sizin. Hı, gördüm. Görebiliyor musunuz inceliğini? Ben yapalım size de göstereyim. Evet. Hiç bir de tabağınızdakileri göstersin arkadaşlar. Yani şu an Nuriye'nin tabağını. Ben oradan yani korktum. Bu inceliğin ben ondan korktum. Bunun çeyreği kadar ince olması lazımdı. Yani tamam. Bir katı ikiye bölmesi lazım. Size dağılıyor biraz. Tam yoğurulmamadığı için anladığım kadarıyla dağılmaması lazım. Tamam söylerim ben. Tabii. Biraz aceleye yani mi geldi acaba? Biz de ilk günü yaptığımızda aynı şekilde oldu. Gelini anlatacağım bunu ya. Anlatın. Diyeceğim anneciğim bak böyle bak, böyle. Bak bunu ince ince o görüyordur tariflerde falan görüyor zaten. Görüyor aman elinde bütün gün. Ama şimdi böyle de yapınca ben şimdi hayret ettim.
neden olmamış diye falan. Neresi olmamış? Sen gösterince anlıyorum. Evet. Onun için gösteriyoruz. Bilmeyen kayınvalidelerimiz işte var. O zaman bilmediğiniz halde evet. olmuş demeyin. Olmuş ona göre puan vereceksiniz yani. Ha orası hani, tabii, doğru. Tabii. Hiçbir gelin hakkına da gelmemek lazım. İyi bilmemiz lazım. Şimdi bu haftanın evet. yemeği olduğu için olmuş evet. olmamışı iyi ayırt etmek evet. lazım. Bilmiyor olmanız zaten. Normal. Dört ama tane, siz şimdi dört, güzel olmuştan şeye geldiniz bir anda. Yani. Ha, ben de niye olmamış diye sorgulamaya başladım dediniz tabii. ama önce tabii. güzel olmuş aslında tadını beğendim demiştiniz ya. Hayır yedim ben bunu dedim. Fakat bilmiyorum. Şimdi anladım. Diyorum ki sen bana anlatır mısın? Anladım. Sen o memleketlisin, ben değilim. Zeynep Hanım orada mısınız siz? Buradayım, buradayım. Biraz kapalı bize. Konuşuyorsunuz. Biz kendi kendimizi Zeynep Hanım, siz biliyorsunuz değil mi tek soğuruğunu sinik öptü? Yok ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Ben gelinimden işte. Öğrendim. Gelinim ya şey yapıyorum. Peki böyle gibi. Olmayacağını siz fark söyledim, ettiniz mi? Söyledim. Ne dediniz? Azıcık daha yoğur dedim. Ha. Azıcık daha yumuşak olsun dedim. Bakın hatta demişsiniz ya. Azıcık yapmışım. Yoğurdu yani bayağı yoğurdu. Bayağı yoğurdu. Bayağı yoğurdu yani. Şu çiçeği kaldırabiliriz. Sizi göremiyorum. Şu çiçeği mi? Çiçeği. Kavga çiçeği. Bizi etkileyen bir durum yok. Siz bence gene de gelinize sorun da ayıp olmasın onun sofrası. Kızın zevkidir yani sonuçta. Kayınvalidem içeride daha fazla yoğur dediğini söylüyor ama ben öyle bir şey hatırlamıyorum dediyse bile o heyecandan. Zaten elimle hissettim olduğunu ama olmadı diyorlar. Zaten hatalı olan benim. Kayınvalidem nereden bilsin tepsi oruğunu? Ben bilirim yani biz yapıp yediğimiz için. Benim yöremin şeyini kendiler biliyormuş gibi konuşuyor. Kendileri de göreceğiz. Şimdi diyor ki hanımefendi neden yediniz beğendiniz diyor. Şimdi 4 tane de 4 günde ben bunları seçeceğim. Evet. Çünkü hepsi yapacak bunu. Doğru. Aynısını yapacaklar. Onun doğru. için söylüyorum. Seçeceksiniz ama evet. biz o gün vereceğiz puanları. Bir tamam. daha ertesi günü şimdi bu gelininkine. Ertesi günü biz onun puanını tamam, etkileyemeyiz ki. Daha ben onu hazırlamadım sen ki. Bu akşam onun daha iki tane daha 2 tane ben tatlayacağım, yemek yiyeceğim. Yok hayır yani bunu beğendim dediniz ama onu demek istiyorum. Bana neden beğendiniz diyorsunuz. Neden yani beğenmemek. Bilmeden nasıl beğendik? Bilmeden değil, yedim. Neden yediniz demedi. Ha. Hayır. Bilmediğiniz bir nasıl şey yani dedi. Nasıl yani bir şey yapabiliyorsunuz? Tamam. Bilmediğiniz şey nasıl de bilebilirsiniz? Ben de dedim ki ben bunu bilmiyorum. Yedim yani çünkü ben bunu. Bakıyorum ama diğer gelinler de yapacak ve onları da yiyeceğim. Daha önce yemediğinizi kastetti. Evet tamam yemedim ama yani yenen bir şey bu kadar... Bilmiyorum yemeyecek, neden kötü beğenmediğini. Plan demiyoruz o biz. Neden beğenmedi onu da bilmiyorum. Olmaması gerektiği gibi değil bir diyoruz. Bir tek ben beğenmedim bak. Üç arkadaşla evet. biz beğenmedik. Evet siz beğenmediniz. Hani, beğenmedik. Sen yaşası canını beğenmedin. Sen gerektiği gibi değil. Bir tek ben beğenmedim hiç değil. Ben yöre diye beğendim. Siz şimdi diyorsunuz ki ben puanı ona göre yani. Vereceğim. Biz yöreye göre yemek vermiyoruz işte. Olması gerektiği gibi şeyleri veriyoruz. Verip vermemeniz gerekmiyor yani. Şimdi biz bunu puanı bugün vereceğiz. Cuma günü değil. Yarın da olsa yine söyleyeceğim. Düşük verirsek, cuma günküne yüksek verirsek o zaman bu iyiyse nasıl olacak o iş? Nereden biliyorsun yüksek i̇şte, vereceğimi? Hayır yani. Daha ben iki tane şimdi... yemek seçeceğim. Yok öyle şey. Nezahat Hanım, o zaman siz bunu beğendiyseniz sizin gelin de aynı bu şekilde yapacak o zaman. Vallahi bilemem. Yani, yapmış diyorsunuz yapamam, ya. Yabancı bir kız yani. Yabancısı, Türk'ü yok öyle bir şey. Bizim burada herkes hazırlıyor olabilir mi Nezahat Hanım kendi gelininin tepsi oruğuna? Buna güzel deyip herhalde onun yaptığı denemeler bak göz kırpıyor. Hayır. Onun denemeler de böyle çok oldu herhalde. Çok iyi bir kızdır o. Her şeyi Cemmen'in... yani yapamadıysam böyle peki, bir şeyden yani. Peki gelinizle yapmadığı nasıldı arası? Aynı mıydı? Biraz değişikti evet. Yani zor. Bakın yavaş yavaş kıvama gelecek. Ya akşama da yaparız. Yani. Öyle mi diyorsunuz? Yani yaptıracağım eve gidince şimdi, yine yap. Çiğdem Hanım şunu söylemeye çalışıyor. Evet. Şimdi her bir yemeğe biz puan veriyoruz ya. 3 ile 10 arası ya normalde evet, eksik biliyorum. Yoksa. Biliyorum. Şimdi tabii ki tepsi oruğunun da puanı çok ya önemli. Hatta diğer yemeklerden daha önemli. Neden? Çünkü haftanın lezzeti. Mecburi evet, yemek. Evet, evet. Onu şimdi olabilir. Herkesinki mukayese tabii. edileceği için onu iyi yapmalı. Zaten bir kişi seçiyoruz. Ha, şimdi bugün diyor tabii. siz beğendim derseniz ve ona evet. yüksek puan verirseniz. Evet. Olmamış çünkü diyor ki olmamış maalesef. Gene söylüyorum tırnak içerisinde. Bilmediğiniz için siz temkinli yaklaştınız. Nezahat Hanım temkinli yaklaştı. Bilmediği için baştan kestirip atmadı olmamıştı. Belki olmuştur, belki düşünmüştür. Hatalı olduğu yani. İçin diyor arada kaldı. Çünkü biz o. Ama diyor ki olmuş ve yapabilen birisininkini ayırt etmemiz için diyor. Yani buna olmuş gibi puan verirseniz diğer gelinlere haksızlık olur diyor. Onu söylemeye tabii, çalışıyor. Tabii bir tane gelin seçiyorsunuz. Ama siz lezzetinden memnun kalmışsanız o başka bir şey. Yok anlamadım daha yiyeceğim.
Hayır, tepsi ordundan bahsediyorum. Ha, evet. Yani bugünkü bu sunumu bahsetmek evet. istiyorum. Bu yemekten yani. Bahsediyoruz. Tamam. Daha şimdi... Ali Nazik gelecek, cevizli erişte gelecek, salata var, tamam, köstebek pastası tamam, var. Tamam. Ama ayrı ayrı da değerlendiriyoruz ya yemekleri. Ha, biliyorum. Her biri önem arz ediyor. Kendi açısından hepsinin karşılığında olabilir, bir puan yani. Var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.